Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Remote Binding konusunun ikinci bölümünü çekeceğiz. İlk bölümde hatırlarsanız ne yapmıştık? Bir tane server tabanlı bir servis yapmıştık ve bu servisimiz her bir saniyede bir sayı üretiyordu. Daha önce bu örneği zaten yapmıştık. Çok da üzerinde durmak istemiyorum. Burada üzerinde durmak istediğim kısım aslında bu son kısım. Bunu anlatmadan önce dilerseniz şuradaki resme tekrardan bir bakalım. Bu resimde ne demiştik? Benim burada bir servisim var. Her bir saniyede bir sayı üretiyor. Ve başka bir proses üzerindeki bir uygulama bu servisten bir sayı almaya çalışıyor. Öncelikli olarak zaten işleyiş nasıl olmalı? Activity'den sayı isteğine dair bir mesaj servise gitmeli. Servis bu mesajı aldıktan sonra sayıyı buraya göndermeli. Temel olarak mantık bu. Tabii iki farklı proses söz konusu olduğu için direkt olarak bir etkileşim mümkün değil. İki farklı proses veya iki farklı thread arasındaki etkileşimi, iletişimi sağlamak için biz Messenger isimli bu sınıftan faydalanıyoruz. Sonra ne demiştik? Messenger neydi? iBinder'ın basit bir sarmalayıcısıydı ve ilgili handler'a ne oluyordu? Bağlı oluyordu. Bu handler gelen mesajları yorumlayan ve ele alan, daha sonra da gerekiyorsa geri mesaj göndermemizi sağlayan yapıydı. Ve şuraya dikkat ederseniz bu prosesler birbirlerine buradaki messenger'lar ile bağlı. Yani biz şu an bound servisi görüyorsak bu activity bu servise bağlı olacaksa bu messenger'lar sayesinde olmak zorunda. Bu buraya bir istekte bulunacak. Bu messenger buradaki messenger'a ulaşacak. Bu bağlı olduğu handler'a söyleyecek bunu. Servisten bir sayı alınıp geriye gönderilecek. Şimdi buradaki kısma tekrar bir kontrol edip yazdığımız kodların üzerinden geçelim. Bir messenger nesnem var. O messenger bir handler'ı gösteriyor. Şuraya bir bakalım. Şurada bir messenger nesnesi üretmişiz ve bu messenger bir handler'a bağlı. Parametre olarak bir handler alıyor. Bu da neydi? Sayı isteğini cevaplayan handler'dı. Daha sonra activity buraya şuradaki msg'yi gönderdiğinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir mesaja sayıyı alıp reply to deyip gelen kişiye bunu gönderiyoruz. Buradaki bu reply to'ları bizim aslında activity'de belirtmemiz lazım ki bu mesajın kime gideceği belli olsun. Şimdi gelin yavaş yavaş sırasıyla bu resimde görülenleri yapmaya çalışalım. Bunun için boş bir proje başlattım. 3 tane butonum var bunun içinde. İlgili servise bağlanan, bağlantıyı kesen ve bu butona bastığımda eğer bir servis bağlantım varsa şuradaki text view'da bana sayıyı gösterecek olan text view'um mevcut. Şimdi sırasıyla önce ne yapalım? Bind remote servisi yapalım. Bir servise bind olmak için kullanacağım metodun adı neydi? Bind servisti. Bu benden 3 tane parametre bekliyor, değil mi? Birincisi intent, ikincisi service connection, üçüncüsü de bir flag değeri. Şimdi o zaman buraya geliyorum. Intent'imi oluşturarak konuya giriş yapalım. New intent dedim. Şimdi daha önceki örneklerde biz buraya ne yazıyorduk? Get application context deyip sınıfın adını yazıyordum. MyService.java ve gördüğünüz gibi gelmiyor. Çünkü bunlar iki farklı uygulama. Aynı uygulama içinde olsalardı ben buradan çok rahat erişebilirdim. Zaten bu metodun da içeriğine bakarsanız ne diyor? O anki prosesin genel yani global uygulama nesnesini döndürür. Bu sayede de biz oradaki sınıfı bulabiliyorduk. Ama şimdi bu farklı bir sınıfta olduğu için benim servisim ne yapmam lazım? Farklı bir yol izlemem lazım bu servisi bulabilmek için. Bunun için yine o intent nesnesini kullanıp set component diye bir metodum var. Bu sayede ben başka bir uygulamadaki komponente erişebiliyorum. Gördüğünüz gibi benden component name sınıfın tipinde bir nesne bekliyor. New component name. Bunun da parametrelerine bakarsanız bir tanesi package string'i, bir tanesi de sınıf adı. Şimdi burada server side'da benim package adım ne? Bu. Bunu buradan alıyorum. Pardon. Buraya string olarak yapıştırıyorum.
Daha sonra benden istediği neydi? Sınıf adıydı. Sınıf adını direkt service.java yazamıyoruz. Böyle tam ismini vermemiz lazım ve sonuna tabii ki de Java yazmıyoruz. Bunları yaptıktan sonra benim intentim gideceği servisi tam olarak bilecek. Şimdi buraya geldik. Bind servis dedik. İlk parametrem hazır şu an. Intent. Daha sonra service connection tipinde bir file variable bekliyordu. Buraya geliyoruz. Service connection dedikten sonra new deyip bunu oluşturuyoruz. Hatırlayacağınız gibi iki tane metot vardı gerçekleştirmem gereken. Biri bağlantı kuracağım servisi içeren bağlantının kurulduğu metot. Birincisi de bu bağlantının koptuğu durumları ele alan metot. Bunları yaparken bir de ne yapıyorduk? Boolean bir değer tanımlıyorduk. Servise bağlı mı diye. İlk önce yapmamız gereken servis bağlantısı sağlanmışsa bu servise bağlı mıyı true'ya atamak. Servis bağlantısı koptuysa veya yoksa servis bağlı mı false yapmak. Peki şimdi gelelim buraya. Servise bağlandığım an yani bu aktivite farklı bir prosesteki servise bağlandığı an neler oluyor? Şöyle resme tekrardan bir göz atarsak gördüğünüz gibi birbirlerine messenger'lar ile bağlılar ve biz bu messenger'ı server site'ı yazarken aslında burada ibinder olarak gördüğünüz gibi buradaki messenger'ı yollamışız. Yani ben eğer bir bağlantı kuracaksam bunların arasında buradaki Messenger'la kurmam gerekiyor. Ve yine aynı Messenger ne işe yarıyordu arkadaşlar? Bundan bir sayı istediği bilgisini de gönderiyordu. O zaman tekrardan client side'a geçtik. Bana bir tane ne lazım? Messenger nesnesi lazım. Buraya geldim. Messenger diyorum. Ve buna sayı isteği gönder Messenger diye bir isim veriyorum. O zaman service connected olduğunda bu sayı ister gönder Messenger'ı benim server side app'taki buradaki Messenger'ıma bağlanacak ki bu isteği iletsin. Resme tekrar bakarsanız bu işte sayı isteği gönder Messenger'ı burada tanımladığım normal Messenger nesneme bağlanacak. Şimdi bildiğiniz gibi şuradan tekrardan çıkıyorum. Şurada şu servis diye geçen ibinder nesnesi aslında onBind metodunda geriye gönderdiğim metot. Yani buna eşitlersem ben bunu yani sayı isteği gönder messenger eşittir dersem servis. Çünkü nedir? Şuradaki messenger'la beraber ben bu ibinder'ı gönderdim. Buradaki Messenger'la şunu şurada oluşturdum. Messenger'ı bağlamış oluyorum. Bu sayede hem iki komponent arasındaki iletişim sağlanmış olacak. Hem de ne olacak arkadaşlar? Tabii bunu böyle yazmıyoruz. Özür dilerim. New deyip New Messenger dedikten sonra iki parametre alıyordu hatırlarsanız bu. Biri Handler, biri de iBinder nesnesi. Handler değil de burada şuradaki servisi vererek iBinder kullanarak ben bu ikisi arasındaki bağlantıyı yani aslında iki komponent arasındaki bağlantıyı şuradaki messenger'ları birbirine bağlayarak sağlamış oluyorum. Umarım buraya kadar anlaşılmıştır ve burada servis bağlamayı da yaptık. Şuraya bir log kaydı düşelim. Log.i diyelim. Tag ne çalıştırılıyor burada? Service connected. Service connected çağrıldı diyelim. Daha sonra duruma bakarız. Aynı şekilde buradaki logo buraya da yapıştıralım. Disconnected. Umarım anlaşılmıştır. Dediğimiz gibi bu sonuçta bir bound servis çeşidi ve de bunların birbirine bağlı olması lazım. Bu bağlantıyı da işte oradaki unbind çalıştığında buraya gelen serviste burada oluşturduğum messenger'ı birbirine atayarak yaptım. Bu sayede sayı isteği gönder messenger'la şu uygulamadaki pardon server side'daki şuradaki messenger nesnesini birbirine bağlamış oldum. Bu sayede hem komponentler bağladı hem de veri akışını sağlamış olacağım. Peki daha fazla ilerlemeden isterseniz bir de şey yapalım.
Ne zaman? Tabii buraya bir connection'ımızı yazalım. Önce şunu bir oluşturalım. Daha sonra da bind auto create flag'ini kullanıyoruz. Bu ne işe yarıyordu? Hemen açıklamasına bir bakalım. Bu bir servise bağlı olan binding objeler olduğu sürece servis dursa bile otomatik olarak o servisi başlatmaya yarayan flag'ti arkadaşlar. Şimdi bu aslında bize ne yapıyor? Şöyle üzerine gelirseniz yine size boolean bir değer dönüyor. Yani başarılı olursa true, olmazsa false değer dönüyor. Şimdi burada farklı farklı package adları kullandık. Belki bir hata yapmış olabiliriz. Hata yapma olasılığımız daha fazla burada. İsterseniz bunu kullanarak ne yapalım? Eğer bu true'ysa ne yapsın burada? Servise bağlı mıyı true'ya çevirsin. Değil mi? Ve de bir log kaydı düşelim tekrardan servise bağlanıldı diye. Servise bağlanıldı desin. Bir de bir toast mesaj verelim ekrana. Konteks olarak this servise bağlanıldı. Daha sonra da toast nokta short'ta da bunu ekrana gösterelim. Evet, şuraya kadar bir sıkıntı umarım yoktur. Yine aynı şekilde bağlantı unbind olduğunda bunun içeriğini yazacağız ama şuraya geleyim. Service disconnected deyince servis bağlamayı false'a atadık. Bir de diyorum ki şuradaki messenger'ı da hani sonuçta bağlantıyı sağlayan buradaki messenger ya onu da false yapalım. Sayı isteği gönder messenger null. Evet. Şu an resmimizin şu kısmıyla yani şu bağlantıyı kurduk. Ve buradan bir sayı isteğini gönderelim bakalım. Bu sayı isteği ne zaman gönderecek aslında? Benim sayı istediğim an. Yani en alttaki buton tıklanıldığında gönderecek ya. Tabi onu yapmadan önce şuradaki unbind'ı da yapalım hemen. Unbind service deyip sadece connection'ı göndermem yeterliydi burada. Ve de ne yapıyorduk? Servise bağlamayı false'a çekiyorduk. Tabi bir bağlantı varsa koparsın bunu. Eğer diyelim servise bağlı mı true'ysa bunlar olsun. Aksi takdirde ne desin? Zaten bağlı değil desin. Bunları daha önceden yapmıştık. Servise zaten bağlı değil. Evet. Şurada peki servise bağlı mı? Burayı da yine aynı şekilde aslında şey yapabiliriz. Buraya gelelim. Eğer diyelim servise bağlı mı? False'sa bir yeni bir bağlantı olsun. Bunlar olsun. Else servise zaten bağlı. Bağlı desin. Şimdi geldik sayı isteme butonunu tıklanıldığında ne olacak? Öncelikli olarak bir sayı istememiz için servise bağlı olmamız lazım. Servise bağlı mı eşit eşit true'ysa bunlar olacak. Şimdi burada yapacağımız şey ne aslında? Burada en yukarıda oluşturduğumuz sayı isteği gönder messenger'ı yardımıyla resme de bakalım. Sayı isteği gönder messenger yardımıyla karşı tarafa bir mesaj göndermek değil mi? Yani yapacağım işlem şu temelde sayı isteği gönder messenger nokta send. Ve bu send sizden mesaj tipinde bir nesne bekliyor. Oluşturalım mesajımızı. Mesaj diyorum. Mesaj diyorum. Eşittir. Mesaj nokta mesaj message nokta obtain'le bunu oluşturuyoruz. Buraya ilk null yazıyoruz. İkinci parametre 16. İşte arkadaşlar buradaki 16 sayısı daha önce server side'da yazdığımız şuradaki sayıya eşit olmak zorunda ki yani bunlar aslında ne diyebiliriz? Barkodu gibi bir şey. Hani ben böyle bir mesaj yolluyorum. Barkodunda 16 yazıyor. Karşı tarafta bunu karşılayan biri varsa içeriğine baksın. Eğer 16 ise bu ona gitmiştir. Değilse tabii biz burada bunun bir kontrolünü yapmıyoruz aslında. Bunu değiştirmeyeceğim şu an.
Ama mantık olarak bunu bilmeniz gerek. Yani iki tane sayının da aynı değeri alması gerekiyor ki ilgili sınıfa doğru yere ulaşmış olsun benim mesajım. Sayı isteği gönder nokta messenger nokta send dedik. Buradaki mesajı buraya koyuyorum. Bir de belki server side'da kafanızı karıştırıyordu bu reply to. Hani benim buradaki demin yolladığım istek buraya gelecek ya. Gördüğünüz gibi burada bir reply to diye bir şey yapmışız biz. Onu işte burada tanımlamam lazım. Şuradaki mesajın içine bunu koymam lazım. Diyeceğim ki mesaj nokta reply to sizden bir şey bekliyor. Messenger tipinde bir şey bekliyor. Yani bu gönderdiğim mesaja ola ki bir cevap yazılacaksa yazacağın kişi buraya yazacağım şey. Ben şu an onu tanımlamadım. Buraya da yine geliyorum. Messenger tipinde bir şey bekliyor demiştim. Buraya da sayı isteği gönderdik burada. Messenger'la buraya geldi. Servis diyor ki ben tamam ben sana cevap alacağım ama nereye atayım? İşte reply to dediğimiz eleman burası. Gelen sayıyı alan Messenger. Yani öyle bir isim takalım. Gönderilen sayıyı alan Messenger gibi. Gönderilen sayıyı alan Messenger. Şimdi buradaki reply to'ya da bunu yazıyorum. Ve daha sonra da mesajımı gönderiyorum. Burada bir try catch yapmamız lazım. Evet, hatamız gitti. Yani ben bir kullanıcı olarak sayı isteme butonuna bastığımda öncelikle servise bağlı olup olmadığım kontrol ediliyor. Daha sonra bir mesaj nesnesi hazırlanıyor. Barkodu 16. Ve bunun içine diyorum ki buna cevap yazılacaksa karşı taraftan yani server side buna cevap yazacaksa gelen mesaj buraya gelsin. Atacağı cevap buraya gelsin diyorum. Daha sonra da benim o bağlantıyı kurduğum Messenger'ı kullanarak bu mesajı yolluyorum. Bu mesaj server side'a geldi. Şu an MSG'nin içinde bu var. Önce bir bakıyoruz. Gelen mesajı alıyoruz. Ve 16 ise aldık onu. Ve bunun içine bir sayı koyuyoruz. Daha sonra da şuradan gelen mesajın reply to'yu ki neye eşit arkadaşlar? Client side'daki gönderilen sayıyı alan messenger'a eşit. Oraya da mesajımızı gönderiyoruz ve mesajın içinde sayı var. Umarım anlaşılıyordur. Şimdi bunu yaptık. Şurada şöyle bir bakalım. Service connected olduğunda sayı gönderen messenger'ı burada nasıl ki new deyip tanımlıyorsak gönderilen sayıyı alan messenger'ı da new messenger deyip tanımlamamız lazım. Ama bu sefer bir iBinder değil, aynı servis site'da yaptığımız gibi şurada tanımladığımız gibi bir handle koymamız lazım. Yani aslında şu an nereyi yapıyoruz? Şu kısmı yapıyoruz. Şurayı yaptık. iBinder'ı Messenger'a koyduk. Bunlar böyle haberleşti. Bu sefer yapacağım ise gelen mesajı alıyor benim Messenger'ım. Yani bu mesajı kim kim ele alacak? Buradaki handler. Buradaki handler şu an var mı? Yok. O zaman onu oluşturalım. Şuraya geldik. Pardon, burada değiliz. Şuradayız. Buraya yeni bir handler tanımı yapmam lazım. Onu da nerede yapalım? Şurada. Diyelim ki class gelen sayıyı alan handler diyelim. Extend ediyorduk bunu handler sınıfından. Ve artık parametre olarak ben bunu buraya yazabilirim. Gelen sayı alan handler da sınıf adını büyük harflerle yazalım daha güzel oluyor. New dedik. Gelen sayı alan handler sınıfından bir nesne. Bu sayede de nasıl ki bir önceki derste buradaki handler'ı buna tanımlamıştık ya, şey pardon buradaki messenger bunu gösteriyor diye bu sefer de buradaki messenger'ım direkt olarak bu handler'a bağlı. Yani servisten gelen cevap buraya gelecek. Bu da handler'a bağlı olduğu için ben handle mesaj içinden buna erişebileceğim. Mantığımız bu. Burası olmayacaktı yalnız. Evet. Bunu yaptık. Şimdi ise bir integer değer tanımlayalım buraya. Integer gelen sayı diyelim.
eşittir 0 diyelim buna burada. Ve daha sonra buraya gelip handle mesajı yazalım. Bu sefer buradaki MSG'nin içinde de bu sefer servisten bana gönderilen, şu resimdeki serviste alınan sayı bana gönderiliyordu. İşte o mesaj var. O bilgi buradan mevcut. Burayı burası aşağıda dursun, önemli değil. Geliyoruz buraya. Diyorum ki gelen sayı eşittir msg.argüman1. Yani tekrardan server'a bakarsak, şurada argüman 1'in içine koyduğum sayıyı döndü dolaştı benim aktivitime geldi ve burada ben o sayıyı sonunda erişip ekrana bastıracağım. Umarım anlaşılmıştır. Bunu ekrana bastırmak için bir tane text view tanımlayalım şuraya. Text view gelen sayı tb gelen sayı diyelim buna. Find view by id ile bunu onCreate'de bulalım. Pardon. r.id.tb sayı değil demiştik. Ve son olarak yapacağım şey ne aslında burada? Bu tb'ye set text deyip bu sayıyı koymak. Artı gelen sayı. Evet. Şu an için yazılacak kodlar aslında bitti. Şöyle yapalım. Var olan her şeyi kapatıyorum. Öncelikli olarak server'ımızı bir çalıştıralım. Sayıları üretmeye başlasın. Daha sonra da yaptığımız uygulamayı başlatıp start service dedim. Monitöre bakarsanız şu an sayılar akıyor. Şimdi geldik client side'a. Başlattık bunu. Bakalım bir hatamız var mı? Servise önce sayı alıyorum. O keşke öyle bir uyarı koysaydık. Neyse. Servise bağlan dedik. Servise bağlanıldı dedi. Burada sayılar akıyor. Şuraya geçelim. Client side'daki, gördüğünüz gibi bağlan dediğimde servise bağlanıldı. Service connected çağrıldı dedi. Demek ki ne oldu arkadaşlar? Service connected çağrıldığı biz nereye yazmışız? Buraya yazmışız. On service connected'ın içindeki bu messenger'ların tanımları falan hepsi yapıldı. Sayı al dediğimde gördüğünüz gibi aldım. Şimdi bir bakalım doğru sayıma. Şuraya geçelim. Şöyle bakarsanız 88, 9, 96 gibi sayıları alabiliyorum. Servis bağlantısını kestiğimde bir sayı alamıyorum. Servise tekrar bağlan dediğimde sayıyı tekrar alabiliyorum. Yaptığımız işlem aslında bayağı büyük. Örnek ne kadar basit bile olsa. Şu an farklı prosesler üzerinde çalışan komponentleri birbirine bağlamış olduk arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz şöyle bir üzerinden geçelim. Öncelikle servisi başlattık değil mi? Ve daha sonra bütün olay şuradaki servise bağlan butonuyla başlıyor. Ben bu butona bastığımda ne çalışıyordu? Onbind servis metodum. Nerede bu? Bind remove servis metodu çalıştırılıyordu. Bunun için de öncelikle karşıdaki servisi bulacağım yolu yazdım. Komponenti yazdım. Önce package name'i, daha sonra da sınıfımın yolunu. Servis bağlamı ilk başlarda false olduğu için bind servis metodu çağrıldı. Ve bu benden 3 tane parametre bekliyor. İlk intent burada tanımladık. Daha sonra connection'a bakıyor. Connection'da neyimiz var? Servis bağlı mı değil mi bu durumu ele alıyoruz. Ve servise bağlı mı parametresini, değişkenini burada true ya da false yapıyoruz. Burada yaptığımız işlemler sayı isteği gönder messenger'ıyla bana parametre olarak gelen servis sınıfımdaki o messenger nesnesini bağlamak. Yani nereden bahsediyorum şu an? Şuradaki geriye döndürdüğümüz messenger'la şuradaki sayı isteği göndereni bağlarsam hem bu iki komponenti bağlamış olacağım hem de ben buradaki mesajı buraya iletmiş olacağım. Bunu burada yaptık. Daha sonra gönderilen sayıyı alan messenger'ı da bir handle'a bağladık. O da hangisi oluyordu? Gönderilen sayıyı alan messenger burası ve bu da gördüğünüz gibi bir handler'ı referans ediyor.
Bu servise bağlandığım an bütün bu işlemlerin initialize işlemleri yapılıyor. Onun dışında mesela servis disconnected olduğunda bunu nasıl null yaptıysak şuradaki gönderilen şeyi de null yapalım. Gönderilen sayıyı alan messenger'ı. Evet. Daha sonra servise bağlandık, bağlantıyı kopardık. Bunlarda bir sıkıntı yok. Zaten bildiğimiz şeyler. Ne zaman ki kullanıcı geliyor buraya, sayıyı al diyor. Tabii öncelikle bakıyoruz servise bağlı mı? Bağlıysa bir mesaj üretiliyor. Bir A4 kağıdına başına yazılıyor 16. Yani bunu alacak kişinin bu numarayı biliyor olması lazım. Ve bunun içine buna cevap yazılacaksa gönderilecek kişinin adresi yazılıyor. Diyoruz ki hani bu servise gidecek ya bu mesaj. Gittiğinde buna cevap dönülecek. Çünkü bu bir sayı isteyen bir şey. Bu mesajın içinde ben sayı istiyorum diye bir not var diye düşünün. Ve o notun altında da bana cevap yollayacaksan bu adrese gönder gibi bir açıklama var. Daha sonra bu sayı isteği gönder messenger'la send deyip bu mesajı yolluyoruz. Yani sayı isteği gönder messenger'a send dedik bu mesajı buraya yolladık. Daha sonra geldi bu bizim server kısmımıza. Server kısmında şimdi bu messenger'ları birbirine bağladığımız için ve bu messenger'da buradaki handler'a bağladığı için ben senden sayı istiyorum mesajı buraya geliyor. Bu tetiklendiğinde anlıyoruz ki benden sayı istiyor. O zaman bu da bir mesaj hazırlıyor. Diyor ki mesaj nokta argümana sayıyı koy ve gönderen kişi bakın buradaki MSG activity'den gelen messenger aslında. MSG nokta reply to nokta send. MSG nokta reply to deyince aslında neresi oluyor? Şurası oluyor. Buna nokta send deyip buna mesajımızı gönderiyoruz. Sayıyı aldı bu. Buraya geldi. Gönderilen sayıyı alan messenger'a bir bakarsak. Burada tanımlamışız. Gördüğünüz gibi bir handler'ı referans ediyor. Yani buna gelecek mesaj da buradaki handler'da işlenecek. Artık buna sayımız gelecek. MSG'nin içinde. Bunu alıyoruz. Ekrana bastırıyoruz arkadaşlar. Bu sayede remote binding dediğimiz inter process communication konusunu da anlatmış olduk. Umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi kafanız karışıyorsa genellikle şu resme dikkat ederseniz neyin ne olduğu aslında çok bariz. Bunları uygulamaya çalıştık. Umarım anlaşılmıştır. Anlamadığınız yerleri sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.